Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Gazete başlıklarını gördük manşetlerde ülkemizin bulunduğu bölgede, özellikle ülkemizin üzerinde çok ciddi e, gerilimlerin önümüzdeki süreçte yaşanabileceğinin izini bulduk. Nasıl bulduk bunu? NATO savaş gemileri gönderiyor Türkiye'yi koruma bağlamında. ABD'nin yanı sıra Almanya ve Fransa'da. İncirliye konuşlanmak istiyorlar. Aynı zamanda Mersin Limanı'nı kullanmak istiyorlar. Çok ilginç gelişmeler sevgili izleyiciler. Adım adım bölgemizde böyle bir yığınak halinde cephe ülkesi olma e, noktasında bir durumdayız. E, bir yandan doğudan haberler geliyor. Tahir Elçi'nin öldürülmesi en son. Diğer yandan işte bakıyoruz bir e, bomba patlıyor İstanbul'da. Büyük bir panik Twitter, sosyal medya yoğun bir e, iddialar silsilesiyle birbirini besleyen bir nasıl diyelim toplumsal bir hezeyan yaşanıyor. Ankara saldırısını saymıyorum bile Ankaralıların Türkiye'nin yaşadığı. Evet bir şiddet ortamı diyoruz ve bu şiddet ortamının ee, seçim boyunca o iki seçim arası e, süreç boyunca bizi bir e, tramvay e, içinde yaşattığını e, psikologlar hani yorumladılar. Biz de konuklar getirdik, yorumlattık. Ama bunun toplumsal etkilerini konuşalım istiyoruz. Sosyal Psikoloji Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Doktor Doğan Kökdemir bizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Toplumsal ruhumuzu toplumsal olarak sosyal psikolojik olarak değerlendireyim istiyoruz. Bir yandan da çünkü canlı bomba üreten bir ülke oldu bu ülke. Şimdi söze bu şiddet ve terör ortamından dilerseniz başlayalım. bunun yansımaları nelerdir diye hani sizin girişinizle bir başlayalım sohbete. Zaten sorularla gideriz bundan sonra. Öncelikle izin verirseniz biraz terör ve terörizmden bahsedelim. Hı hı. Çünkü şiddetin en yoğun yaşandığı ya da toplumun tamamını etkileyen olayların başında terör ve terörizm geliyor tabii ki. Ee, kelime anlamı olarak baktığınızda terör dehşet demektir, ölüm korkusu demektir. Terörizmde bu ölüm korkusunu yayan e, aksiyonların, davranışların tamamdır. E, bütün terör örgütleri yani dünyanın her tarafında e, kendi davranışları nedeniyle ya da kendi yaptıkları nedeniyle ...herhangi bir devleti dize getireceklerine ya da dünyayı istedikleri gibi kuracaklarına inanmazlar aslında. Ya da şöyle söyleyelim, aralarında mutlaka inananlar vardır da... ...lider kadroları bunları bu tür bir ele geçirmenin çok mümkün olmayacağını bilir. Dolayısıyla ikinci hedefe yönelirler. İkinci hedef toplumda bir dehşet yaratmaktır, ölüm korkusu yaratmaktır. insanları tedirgin etmektir ve bu sayede kendi isteklerini de yavaş yavaş elde etmek... Devletle ya da yaşayan insanlarla bir mutabakata varmak ve bu şekilde kazanç sağlamak peşinde olurlar. Tabi terörle ilgisi olmayan insanlar, masum insanlar bu dehşet karşısında çok kayıtsız kalamazlar. Dehşet korkutur, terör korkutur, şiddet korkutur. Çünkü başta en önemli yarattığı etki belirsizliktir. Ya siz sabah kalktığınızda akşama kadar ne olacağı konusunda Hı. ya da nereden hangi kötü haber gelebileceği konusunda endişe yaşamaya başlarsınız. Bazı topraklarda bu biraz daha yoğun yaşanır. Maalesef biz o toprakların bulunduğu bir gruptayız. Ortadoğu'ya yakın bir ülkeyiz. Bazen Ortadoğu ülkesi olarak da Sayılıyor, sayıyorlar. Ben saymıyorum. Toprağın etkisini çeşitlilik e, diye mi? Sadece çeşitlilik diyemeyiz buna. Mutlaka çeşitlilik vardır ve eminim siyaset bilimciler bununla ilgili çok dikkatli Hı -hı. analizler yapıyorlardır ama Herhalde sadece çeşitlilik değil doğal kaynaklar petrol burada bir arada yaşamak durumunda ya da zorunda olan ülkeler arasındaki geçmişten beri gelen dini ya da mezhepsel çatışmalar o doğal kaynaklara hakim olma isteği o doğal kaynaklara hakim olmak isteyen başka ülkelerin etkisi çok fazla kuralların geçmediği kuralların yaşanmadığı bir bölge olması bütün bunları birleştirdiğimizde hakikaten Orta Doğu bölgesi gerçekten fazlasıyla karışık. Yani çok fazla şiddet olayı oluyor. Bu şiddet olayı ilk başta sadece belki o ülkeleri ya da o sınırları etkiliyordu. Şimdi sadece o sınırları etkilemiyor. Yani işte Orta Doğu'dan başlıyor, Paris'e kadar uzanıyorsunuz. Arada Ankara'dan da geçiyorsunuz ve insanlar ölüyor. Bu insanların ölümüne tabii ki tepki gösteriyoruz, üzülüyoruz. Fakat zaman geçtikçe bunun maalesef diyerek söyleyeceğim bu. Ölümler sayı olarak kalmaya başlıyor. Bir alışkanlık mı ee, yaratıyor? Alışkanlık demek istemiyorum ama evet doğru bir alışkanlık yaratıyor. Kanıksıyoruz artık bu çok normal bir şeymiş gibi gelmiyor bize. Halbuki tek bir insanın bile hayatını kaybetmesi, bırakın terör olayını, bir kaza nedeniyle kaybetmesi hı hı. bile çok trajik bir olaydır. onun çevresindeki insanlar için. Biz trafik kazalarında kanıksamıyor muyuz özellikle bayramlarda? Gazetelerde yazıyor şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi öldü diye. Onları rakam olarak ifade ettiğimizde aslında bir gün önce yaşayan ve hayalleri olan canlı insanlar olduğunu, onları sevenler olduğunu unutuyoruz. Terör de bunu yaratıyor işte. Şiddet de bunu yaratıyor ve biz alışmaya başlıyoruz. Ee, ...bizden uzak oldukça rahatlıyoruz maalesef. İnsanların böyle bir bencilliği oluyor. Hani bir terör olayı olacaksa tabii ki kendi şehrimizde olsun istemiyoruz. Ya başka şehirde olsun da istemiyoruz ama... ...bize uzak olduğunda bir rahatlama yaşıyoruz. Yani hayatta kalmış olmanın e, belki e, bir sevincini yaşayıp... ...bu da bir evet. şey değil mi? Bir insanı rahatsız eden bir şey değil mi? Hani e, bir yandan tabii rahatsız oluyorsunuz çünkü insanlar ölüyor. E, herkes aynı derecede rahatsız oluyor mudur bilmiyorum tabii. Ben herkesin aynı derecede rahatsız olduğunu umut ederek söylüyorum bunları. Hı -hı. E, çocuklar ölüyor, gençler ölüyor, yaşlılar ölüyor, kadınlar, erkekler ölüyor. Özellikle terör gibi bir davranış söz konusu olduğunda... Terörün belirli bir hedefi yok yani amaç toplumda korku yaratmak olduğu için bu korkuyu en rahat nasıl yaratırsınız aslında? Sivil hedefleri öldürerek ya da onlara zarar vererek yaratırsınız. O zaman insanlar kendi hayatlarında yolda yürürken alışveriş merkezine giderken bir meydanda toplandığında ya da evinde otururken terörist bir saldırıya maruz kalabileceği konusunda endişelenebilir. Bir belirsizlik yaşayabilir. Belirsizlik yaşadığı zaman da toleransı düşer tabii ki. Yavaş yavaş o da bazı şeylere tepki göstermeye başlar. Ee, insanların farklı düşünceleri olmasını daha az kabullendirir. Terör ve şiddet olayları insanları kemikleştirir. Ayrıştırır. Taraflar ayrıştırır, hı hı. taraflar yaratır. Bazen belki bunun için kullanılır. Zaten terör örgütleri bu işi bunun için yapıyorlar. Sen ben ayrımını yaratmak için bunu sağlıyorlar. Ve maalesef bunda da başarılı oluyorlar. Yani biz bunu dünyanın her tarafında görüyoruz. Bir grup kendi kayıpları için e, acı çekerken, ağlarken, içi kana ağlarken, hatta e, bazı insanların bundan memnun olduklarını, iyi oldu dediklerini, sevindiklerini de şahit olabiliyorsunuz. Ve işte o zamanlarda, hani ben bunu bireysel olarak söylüyorum, bir psikolog olarak söylemiyorum. Hı -hı. E, ben insan olduğumdan utanıyorum o tür durumlarda. Başka birisinin acısına sevinmek çok benim kişisel olarak kabul edebileceğim bir ama şey değil. Ama yaşadığımız süreçte buna çok sık ta tanık olduk. E, maalesef. Ee, şimdi e, kimisi so e, sosyal medyada hani çok kapışıldı bu mesele. Kimisi şehitler için üzüldü. Kimisi e, örneğin Tahir Elçi için üzüldü en son olay evet, olduğu için. Evet. Ve karşıt birbiriyle tartıştı. Bu nasıl bir şey? Ya da evet, Ankara evet, saldırısında evet, evet. öyle hani ama ama falan evet, denildi. Evet. Yani bu nasıl bir şey? E, bu e, Terörün amacının ayrıştırmak olduğunu demin söylediniz evet. ya. bu e, bizi ayrıştır farkında varmadan mı ayrışıyoruz? Onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa bu yani bir, bir refleks mi bu bir şekilde? Engellenebilir bir süreç mi ve de? Ee, çok farkında olarak ayrıştığımızı düşünmüyorum. Çünkü çok farkında olarak ayrışıyoruz dersem kötü niyetli bir ayrışmadan bahsediyor olurum. O zaman da çok ümitsiz olur dünya benim için. Hı hı. Dolayısıyla farkında olmadan bir ayrışma fikri bana daha sıcak geliyor. Ama dediğiniz çok doğru. İnsanlar birbirleriyle kendi kayıplarını ya da kendi acılarını yarıştırmaya başladılar. Siz ona üzülüyorsunuz, ben buna üzülüyorum. Ben sizin ölümünüze üzülmüyorum'a kadar geldi. Sosyal medyadaki bu kapışmaları ben çok ciddiye almak taraftarı değilim açıkçası. Çünkü orada o... Acılara sevinen insanların kim olduklarını vesaire de bilmiyoruz. Çoğunun kim, çoğunun değil hemen hemen hepsinin kimliği gizli oluyor zaten. Özellikle biraz daha bizim ahlak sınırlarımızı zorlayan sevinmeler söz konusu olduğunda. Ha, tahrik edicilik evet, evet mi var tahrik edici orada? kişiler olduğunda. Onlara çok fazla takılmamamızda fayda var. Yani sosyal medyanın şöyle bir artısı var en azından. Sizi çok rahatsız eden insanları bloklayabiliyorsunuz. Bir daha da görmüyorsunuz, okumuyorsunuz da. Hani ben herkese bunu önerebilirim. Kimseye laf yetiştirmek zorunda değiliz. Özellikle böyle insanlara tabii ki laf yetiştirmek zorunda değiliz. Ama şimdi terör karşısında birlik halinde duran bir toplum istemez. Çünkü birlik halinde duran bir toplum olursa terör istediğini yapamaz. Terörist örgütler de istediğini yapamaz. Ama siz işte ayrılmaya başlarsanız o ölen benden, şu ölen senden, ben buna üzülüyorum, öbürüne seviniyorum demeye başlarsanız hele bir de bunu dünya ölçeğinde yapmaya başlarsanız o zaman terör kazanmaya da başlar tabii ki. Çünkü siz güçsüzleşirsiniz. Önce küçük gruplara ayrılırsınız sonra daha küçük gruplara. En son bir bakarsınız ki zaten tek başınıza kalmışsınız. Bu evet dediğim gibi bilinçsiz bir ayrışmaymış gibi geliyor bana. Ne yapılabilir sorusuna gelince hani bunu önlemek mümkün müdür? Bunu önlemek yani mümkün değildir demek istemiyorum. Ama çok umutlu muyum değilim. Fakat sadece şunu belki söyleyebilirim. Bu tür kötü anlarda bunlar kötü zamanlardır, kötü durumlardır. ...erdemli olmak, ahlaklı olmak meziyettir. İyi zamanlarda erdemli ve ahlaklı herkes olur zaten. Hı hı. Yani ortalık güllük gülistanlıkken ben de dünyaya sevgi mesajları saçarım. Bunda bir sorun yok. İşler kötüyken erdeminizi ve ahlakınızı koruyorsanız... ...o zaman size saldıranlar belki de o kadar başarılı olmayabilirler diye düşünüyorum. Evet, çok önemli bir şey. Erdem biraz hani çok konuşuluyor Türkiye muhafazakarlaşta yok işte e, mutasıplaşıyor vesaire hı hı. diye ama e, ahlaki anlamda yolsuzlukları falan konuşmaya devam ediyoruz ya Erdem ahlak bunlar hiç konuşulmuyor. Yani bir şekilde önemli bir kelimeydi Erdem benim için de. Şimdi biraz daha sıcaktan gidelim. Ne yapılabilirin e, çözümüne reklamdan sonra bakarız. Şunu bir de merak ediyorum. Mesela Türkiye PKK terörüyle e, 30 sene e, evet. deniyor. hani e, Uğraşıldı. Şimdi yeni bir süreçte masaya oturulmuştu. Ondan sonra bir Hayal kırıklığıyla mı artık bilmiyorum ee, ki birileri biliyor galiba 7 Haziran'dan sonra bir şeyler değişsin diye bu ülkede. Siyaseten kullanıldığı konuşuldu terörün. Ee, başka bir açıdan yani terörün elbette ki bir sonuçta amacı vardı. Var, Ama bundan sonra 7 Haziran'dan sonra farklı bir şekilde siyaseten kullanıldığı konuşuldu. Ee, bir yandan IŞİD teröründen söz ediliyor. Evet. Bir yandan FETÖ, ee, Fetullah Terör Örgütü'nden söz ediliyor. Şimdi bu topraklar terör e Yetiştirmeye mi müsait, tarla mı müsait yani? Niye durmadan terör gruplarından söz eder olduk biz? Yok, onu söylersek bu topraklar haksızlık etmiş oluruz yani bu topraklardaki insanlar sevgi dolu değildir demek bu bu çok büyük bir iddia olur. Ama bu farklı terör örgütlerinin zaman zaman güçlenerek ortaya çıkması, bazen kaybolması, sonra yeniden çıkması iki şeyin işareti olabilir. Birincisi terör örgütleriyle yapılan mücadelelerde evet devletin herkesle paylaşamayacağı ya da paylaşmaması gereken ayrıntılar olabilir. Şimdi ben siyasetçi olmadığım için bu ayrıntıların neler olacağını bilemem. Bunlar olabilir. Ama genel olarak bir çözümle ilgili yani bu olayı ortadan kaldırmakla ilgili siyasi fikirleriniz varsa bunların tabii ki şeffaf olması gerekir. Şimdi bunlar şeffaf olmazsa hani siz demin dediğiniz masaya oturuldu vesaire hani burada neler konuşulduğunu neler yapıldığını ben bilmezsem siz bilmezseniz ya da gene insanlar bilmezse o zaman tabii ki insanların aklına farklı şeyler gelebilir. Bunlar doğru da olabilir, yanlış da olabilir, haksızlık da ediliyor olabilir. Ama bunların ne olduğunu biliyor olmamız için bizim olan biteni görmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi, eğer şiddete yönelik toplumda bir e, yatkınlık olmaya başladığını görüyorsanız, şiddet olaylarının arttığını, insanların e, şiddeti kanıksamaya başladığını görüyorsanız, aslına bakarsanız bunun temel nedenlerinden bir tanesi de cezalandırma sistemidir. Hani terörü bir kenara bırakacak olursak bireysel şiddet olaylarında şiddet suçunu işleyenlerin ki bunu kadınlara yönelik şiddeti çok fazla görüyoruz. Kadınlara yönelik şiddetle şiddet suçunu işleyen erkeklerin cezalandırılmasında mahkemelerin biraz fazla ne diyeceğim bilemiyorum kibar davrandığını görüyorsunuz örneğin. Tam, takım elbiseyi giyip iyi halden indirim alan takım elbiseli ya, takım iyi halli tecavüzcülerimiz var zaten. mesela. Evet e, şimdi siz bunu böyle yaptığınız zaman iki şeyi iki şeye çok büyük zarar veriyorsunuz. Birincisi adalet anlaşına tabii zarar veriyorsunuz. Ve benim kendimi güvende hissetme olasılığımı da elimden alıyorsunuz. İkincisi de Aklının içerisinden bu tür şiddet olayları geçen ya da buna yatkın olan insanlara e, ister istemez bir cesaret veriyorsunuz tabii ki. Evet. Yani insanlar ceza almayacağın ya da ceza aldığını bildiği için e, şiddet yapmıyor değildir. Hani şiddete yatkınlığı vardır ya da yoktur. E, ceza ne olursa olsun şiddet gösterecekse gösterir ona itirazım yok ama en azından şiddet göstermeyen insanların e, hürriyetini korumanız gerekir. Fakat bu konuda... E, Hani bizim yasalarımızda mı yetersizlik vardır? Gerçekten bilmiyorum. Hukukçu değilim çünkü. Yoksa yasayı uygulayanlar mı yorumlarken e, gereğinden fazla suçlu tarafında hassas davranıyor? Bu konuda çok fikrim yok. Ama eğer siz suçu işleyenleri cezalandırmazsanız e bundan sonraki suçlar niye oldu diye de çok şaşırmamanız gerekiyor. Yani ceza almıyorsa bu konuda yatkınlığı olan bunu e, yapmak isteyen insanları e, nasıl engelleyeceksiniz? Ben takım elbiseyle birkaç yıl kurtarabiliyorsam bu bayağı iyiymiş diye düşünüyorum açıkçası. Yani <laughs> umarım öyle değildir tabii ki yani. Yani e, sistemle de bağı var konuştuğumuz şeylerin dediğiniz gibi ama e, hani tekrar soruya dönecek olursak hani sıcakkanlı mıyız böyle fevri miyiz yoksa e, yönetenlerin uslubundan e, mı e, tercihlerinden mi sonuçta şunu ifade etmek isterim. Hani ben biraz daha siyasi Adını koyayım işin. AKP'nin genel başkanı iken Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfke de bir hitabet sanatıdır diye hı hı. E, cümlesi var. Evet. Kindar nesilden söz edişi var. E, yani o üslup siyasi anlamda muhalefete suçlamalar vesaireyi hı hı. söylemeden e, algıyı yansıtması açısından bu bir şiddete meyli artıran unsur olabilir mi acaba kamuoyunları nihayetinde? Hı hı. Olabilir ama şunu söyleyelim. E, dünya siyasi tarihinde yani bazı istisnaları saymazsanız genel olarak biraz daha öfkeli, biraz daha saldırgan olan lider profilleri tercih edilirler. Bu hakikaten bir hitabet sanatıdır. Yani bunu şimdi sosyal psikolojik inkar edemem ben. E, özellikle e, sizin yani normal vatandaş olarak söylüyorum. Olan biten konusunda çok fikriniz yoksa, çok da öğrenmek gibi bir merakınız yoksa, size söylenilen şeylere inanma konusunda da meyilliyseniz kolay ikna edilen bir insansanız eğer bağıran bir kişi daha saldırgan olan bir kişi sizi çok daha rahat ikna eder. Bu anlamda bir evet bir hitabet sanatıdır. Şimdi Türkiye'nin genel yapısına baktığımızda özellikle hani bu olan biteni merak etme okuma, araştırma, sorgulama gibi becerilerini düşündüğümüzde çok yüksek olduğunu iddia edemeyiz herhalde. Hani toplum olarak çok böyle bilgiye aç, bilgi peşinde koşan bir toplum değiliz sanırım. Hani öyle olmamızı çok isterdi ama şimdi görünüyor. de biz de klip yaptık, yayınlıyoruz. Evet, İstatistikler de onu gösteriyor zaten. Okuma oranı Türkiye'de hayli düşük. Hayli düşükün ötesi yüzde %0.1'di galiba. kişi başına düşen kitap, kitap sayısı 0.01'di galiba. şimdi böyle bir hani profil varsa bizim yaşadığımız ülkede maalesef bu da kolay kolay değişecekmiş gibi görünmüyor ama böyle bir profil varken e, bu profildeki insanın ikna edilmesi çok kolaydır. Yani biraz sesinizi yükseltirseniz e, sizin çok iyi bir lider olduğunuzu düşünür. Bunu ben de yapabilirim siz de yapabilirsiniz. Yani herkes yapabilir. Belki de muhalefet liderleri biraz o yüzden eleştirilmiyor mu? Hani denmiyor mu? Ya biraz bağırsınlar, çağırsınlar, sesleri çıksın. Yani ben insani olarak haklı bulmuyorum bunu. Ama politik, ha, olarak evet, tabii. politik olarak e, Haklı bu sistem yani bu sistem böyle çalışıyor. Bunun değişmesi için vatandaşın değişmesi gerekiyor. Liderlerin değişmesi. Vatandaş değişmeden lider değişmez ki davranışın da değiştirmez. Vatandaşı nasıl değiştireceğiz okumuyor dedik. <laughs> yani şeye bağlamak istemiyorum. Hep bu tür konularda her şeyin başı eğitim denir ya. Hani böyle bir cümle kurmak istemiyorum ama hakikaten. Eğitim şart ama. Ama eğitim şart. Geçtiğimiz hafta ya da iki hafta önce de olabilir... Yanlış hatırlamıyorsam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bir istatistiği vardı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayanların %90'dan fazlası Müslüman olarak tanımlıyor kendisini. Onların istatistiğidir bu. Ama şeyi de soruyorlar mesela inandıkları dinin kutsal kitabını yani Kur'an-ı Kerim okudunuz diye sorduklarında oran %5'lerde onlarda bir yerlerde kalıyor. Hani bu bile aslında işin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Yani sizin bir dini inancınız var ama onunla ilgili kutsal kitabı açıp okumamışsınız bile. Şimdi bu bile enteresan. Hani onun ötesindeki biz işte bilimle ilgilensin istiyoruz, sanatla ilgilensin, politikayla ilgilensin, dünyada ne oluyor, ne bitiyor takip etsin. Biraz beklentimiz yüksek galiba. Şimdi bu tabii değişecektir ama bunu değiştirecek kuşaklar genç kuşaklardır. Hı hı. Belirli bir yaşın üzerinde bu iş geçti. Ben size söyleyeyim, artık onu düzeltemeyiz, düzelecek gibi değil. Ama yeni nesil gençlerde bunu değiştirebilirsek, yani politik görüşü ne olursa olsun bu önemli değildir. Hı hı hı. Bizim eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Yani benim politik görüşümün tam zıttındaki insanın da ben eğitimli olmasını istiyorum ki. Bizim ortak çatışmamızdan artık bu kaliteli bir çatışma olur. Bu ülke kazansın. Bu ülke kazandığında komşusu komşusu da kazanır. O kazandığı zaman dünya da kazanır. Yani dünyadaki gelişmiş ülkelerin konuştuğu şeylerle bizim şimdi burada konuştuğumuz şeylerin farkına baktığımızda biz üzülmüyor muyuz? Yani insanlar o Mars'ta gerçekten su olup olmadığını tartıştığında biz burada insanların ölümlerini konuşuyorduk. Bu ciddi bir haksızlıktır. Ve bir, aynı yılda bir, bir konuşuyoruz. Haksızlık. Aynı dünyada konuşuyoruz. Ve birileri savaş gemileriyle vesaire bizi cephe ülkesi yaparken biz sadece seyrediyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bize de bir şey evet. anlatılmıyor zaten. Sormuyoruz evet. da. Neden? %49,5 bir var. dördüncü dönem. Evet. Şimdi bütün bunlar hani böyle kısır döngünün içerisinde yaşatıyor sanki insanı kısa bir ara verelim aradan sonra devam edelim çünkü işin politik boyutu ayrı evet ben daha ziyade sizin teknik anlamda analizlerinizi almak istiyorum hı hı. ama genç nesilliği nasıl acaba ne yapacağız nasıl yapmalıyız ki işte yeni vakıflar var biliyorsunuz Türgev gibi eğitim mi sanki paralel bir eğitim bakanlığı varmış gibi dizayn ediyorlar. İmam Hatip Liseleri açılıyor yoğunluklu olarak Türkiye'de. Hani bu bağlamda eğitimle sistem arasındaki o ilişki nedeniyle işimiz zor gibi görünüyor. Evet. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Doğan Kökdemir'le sevgili izleyiciler ne yapacağız sorusuna yanıt aramaya çalışıyoruz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet, içinde bulunduğumuz ortamı tasvir etmeye çalıştık. Birazcık e, terörden başlayarak analiz etmeye çalıştık. Şimdi buna şöyle bir ekleme daha yapalım. E, %49.5 dedik. Ben siyasete bağladım. Reklama geçmeden önce Doğan Kökdemir ile sohbetimiz sırasında bir seçim e, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan bir e, süreçten sonra seçim e, sonucu e, 49.5 e, alan AKP iktidarı ezici bir çoğunlukla diyelim ülkeyi yönetme noktasında istediğini aldı, arzu ettiğini aldı ve geriye kalan elli buçuk bir psikolojik sanki depresyona girdi hani etraftaki gözlemlerimi söylüyorum genel olarak yenilmişlik duygusu bir tükenmişlik sendromu diyenler oldu hani o da çok meşhur moda kavram diye söylüyorum bir yandan da Mesela bir demiş ki yani bunu bir kenara koyalım. Bir yandan da Dilek Hanım demiş ki Can Dündar'la Erdem Gül e, ta, e, takım elbise giyselerdi ya demiş. Sonra da ağlanacak halimize gülüyoruz evet, değil mi demiş. Doğru. Şimdi ağlanacak halimize gülmeyelim mi? Yani hiç mi gülmeyelim biz? Ne yapalım? Nasıl çözeceğiz sorusuna yanıt ararken buradan girelim dilerseniz. Evet. Şimdi bütün bu sorunları tabii e, çözüm için ne psikolojinin ne de başka bir alanın mucizevi bir hapı ya da bir sihirli değneği yok. Yani bu işler böyle anlık olarak çözülmez. Eee hani birkaç şey e, belki önemli belki paylaşabiliriz. Hani demin de söyledim ya kötü zamanlarda sizin için, kendiniz için kötü zamanlarda evet ahlaklı ve erdemli olmak önemlidir dedim. Buna bir şey daha eklememiz lazım. Bir de çalışkan olmak önemlidir. Yani siz hangi işi yapıyorsanız, hani demin dediniz ya bazı insanlar hı hı. mesela seçim sonuçlarından sonra tükenmişlik sendromu yaşadı. Ee, bazı futbol taraftarları her hafta sonu da bunu yaşıyor. Belirli takımları tutanlar mesela. Ee, yaşadığınız her olumsuzlukta ya da Tarafı olduğunuz e, grupların kazanamadığı zaman her kazanamadığında tükenmişlik yaşarsak işimiz var. Yani özellikle de e, genel olarak çoğunlukla kaybeden grupları seçiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar bunu çekeceksiniz demektir. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani e, bizlerin yapmakla sorumlu olduğu işler var. E, bu yarışlar bittikten sonra yani futbolda bir yarıştır, seçimde bir yarıştır. Yarış bitti, sonuçlandı. Siz ne, hangi işi yapıyorsunuz? Siz haberle ilgileniyorsunuz. Ben eğitim veriyorum, üniversitede çalışıyorum. Hangi işi yapıyorsam onu en iyi şekilde yapmaya devam etmem gerekiyor. Yani eğer e, dünyaya küsersem, olan bir küsersem, başkalarına küsersem e, ne yapacağım o zaman? Yani hakikaten siz söylediğiniz gibi olur. Tükenmiş bir şekilde, biraz depresi bir modda yerimde oturup kımıldayamamam gerekir. Bu bir şeyi çözecekse bunu yapalım. Hep beraber oturalım üzülelim ama bu bu şeyi çözmeyecek yani hepimizin sorumluluğu var ben öğrenci yetiştiriyorum ben öğrencilerimi iyi yetiştirmek istiyorum bunun için elimden geleni de yapıyorum çünkü aslına bakarsanız onlar hakikaten bizim tek umudumuz bunu beylik bir cümle olarak söylemiyorum benim bütün öğrencilerim bütün hocalarım bütün öğrenciler sadece benim değil tabii haksızlık etmeyeyim. Pırıl pırıl genç insanlar ve e, o insanlar bu ülkeyi bundan sonraki kuşaklara taşıyacaklar. Ben onların yetiştirilmesinde geri adım atamam. Yani kendim bir şeylere kızdım, üzüldüm ya da tükenmişlik hissettim diye e, onlara da küsemem, dünyaya da küsemem. Hangi işi yapıyorsam yapmaya devam etmem gerekiyor. Çözümün yerlerinden bir tanesi büyük ihtimalle bu. E, i̇kincisi yani tabii burada devletin de e, yapması gereken şeyler var. Yani ben yine e, İzin verirseniz şiddetten yola gidecek olursam e, çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, şimdi ben özgürlüklerden yana bir insanımdır bireysel olarak hı hı. ama e, şiddeti körükleyen, şiddeti e, ön plana çıkaran ya da şiddeti onora eden kişiler, kurumlar varsa bazen böyle gazeteler de oluyor görüyoruz ayrımcılığı körükleyen, insanları hedef gösteren yani her seferinde birilerinin ölmesini beklemeyin müdahale etmek için. Hı hı. Yani Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'daki örneklere bakın. Yani illa hani bazen diyoruz ya onlar bu işi daha iyi yapıyor. E tamam onlara bakalım. Yani ayrımcılığı körükleyen e, insanlara müsamaha göstermezler. Paris olaylarından sonra da göstermediler. Mesela Paris'te bir grup ırkçı toplandı ve... E, Orta Doğu aleyhine, İslam aleyhine, göçmenler aleyhine sloganlar attı, bir sürü tehditler savurmaya kalktı. Oradaki halk bu gösteriye müdahale etti ve onları dağıttılar. Ee, mesela bu gelecek için umut verici bir şeydir. Ama Paris'teki gelecek için umut veriyor işte. Bur buraya bakıyorsunuz, hı hı. burada biz insanların e, acılarını, insanların kayıplarını ıslıkladık maçlarda. Şimdi böyle saygı bir saygı duruşuna tahammülümüz evet, yok. Evet, Bir dakika tahammül edemedik ya da hadi diyelim onda politik bir şey vardı birkaç kişi yaptı. Bir futbol karşılaşmasında takımların ismini söylemeyelim kimseyi rencide hı. etmek istemiyorum ama ufak bir çocuk rakip takımın formasını giydi diye koca koca insanlar onun üzerine yürümeye kalktılar. Bu çocuk 12-13 yaşındaydı ya hakikaten ne yapıyorsunuz yani? hani böyle bir dünyada yaşamak istiyorsanız hani bunu yapanlara söylüyorum. Şunu da düşünmeniz lazım. Birileri de size yapabilir bunu. Hı. Ya bu hiçbir zaman tek taraflı değildir. Siz 13 yaşındaki çocuğun üzerine yürüyorsanız sizin 13 yaşındaki çocuğunuzun üzerine de birileri yürüyebilir demektir yaşadığınız ülkede. Buna izin vermeyin. Buna izin vermemenin yolu önce sizin yürümemenizden geçer. Önce siz kendinizi kontrol edeceksiniz ki diğer insanlardan da kendinize saygı bekleyeceksiniz. Çünkü bu saygı kelimesi herkes kendi istediğine saygı duyulmasını, kendi görüşüne saygı duyulmasını istiyor. Buraya kadar Kendisininkinin doğru olduğunu düşünüyor. Düşün tek doğru olduğunu düşünüyor. Bu dini inançta da böyledir, etnik kökende de böyledir, politik görüşte de böyledir. Tamam bu saygıyı bekleyin buna zaten kimse itiraz edemez. Ama aynısını sizin de yapmanız gerekir. benim dediğim doğru o yüzden bana saygı göstersinler. Ama onlar zaten yanlış şeylere inanıyor. Ben onlara saygı göstermem. Hakikaten çok garip bir zihin şekli. Ve tehlikeli de. Bunu yapanların içinde tehlikeli. Dolayısıyla şimdi baktığımda işte Ankara'da terör olayı yaşandı. Yüzlerce yüz kişi öldü. Yüzün üzerinde insan öldü. Paris'te yaşandı benzer bir olay. Bu iki olaya o ülkenin, vatandaşlarının verdiği tepkinin aynı olması gerekirdi. Aynı olmadığı zaman ben kaygılanıyorum, endişe duyuyorum ve üzülüyorum. Çünkü baktığımda benimle beraber yaşayan, aynı topraklarda yaşayan insanların verdiği tepkiden hoşlanmadım ben. O bir dakika saygı duruşuna müsamaha edemediklerinden, sabır gösterememelerinden hoşlanmadım. Kendimi kötü hissettim. Canlarını kaybeden, ailesinden insanları kaybeden, İnsanların ne hissettiğini düşünmeye çalıştım. Onlar için ayrıca üzüldüm. Kendim için ayrıca üzüldüm. O terbiyesizlikleri yapanlar için de ayrıca üzüldüm açıkçası. Şimdi bu açıdan bakıldığında evet biraz umutsuz bir tablo gibi çıkıyor. Hı hı hı. Ama ben yine geriye döneceğim. Genel olarak olumsuzlukların ve olumsuz insanların sesi gürültülü çıkar. Dolayısıyla onların sesinin gürültülü çıkması sizi kandırmasın. Her zaman çoğunluk onlar olmayabilirler. Her zaman haklı zaten onlar olmayabilirler. Yani siz kendi yolunuzda o ahlaklı erdemli dediğimiz yolda yürümeye devam edin. Çalışın. Hangi işi yapıyorsanız onu en iyi şekilde yapmaya gayret edin. Hiç deyse dersiniz ki ben görevimi yaptım ve huzur içindeyim. Hani bir ara yaşlandığımızda umarım yaşlanacak kadar vaktimiz olur. Yaşlandığımızda geriye dönüp ben yapmak istediklerimi yaptım deyince huzur buluyoruz ya işte bunu yaşamak bizim bütün gayretimiz. Evet temel olarak kişisel düzlemde yapacaklarımız diye tasvir evet, ettik. Evet. E, elbette e, şu da vardır diye düşünüyorum. Sistemin e, yönetenin iktidarın da yapması gerekenler mesela bugün bir haber vardı dikkatimi çekti hatırlatayım onu. Milliyet gazetesi galiba girmişti haberi. Özgecan fotoğrafıyla hı. kullanılmış kadına yönelik şiddet şoförler vesaire eğitilecek diye muhtarlara anlatılacakmış mesela. Hı hı. Hani öyle bir ayrıntı kaldı aklımda. Gevze Şu ün, muhtarı, ünlü muhtara da anlatacaklar mı? Ha Gebze muhtarı. muhtarı ona da anlatacaklar mı, mı? Evet. Eşek sudan gelinceye kadar evet. döverim falan filan. Yani bir şekil bir hani eğitim dedik ama bir a başka türlü bir örgün yaygın bir şey mi lazım? Hani bir iktidarın da yapması gereken bir şeyler mi var? Siyasete daha doğrusu yönetene tavsiyeniz olur mu bu bağlamda? Yani... E Evet, bir örgün eğitim yapılması lazım tabii. Ona hiç kimse itiraz edemez ama şimdi e, yasal şeyi bilmiyorum, kuralları bilmiyorum. Ama bu devleti yöneten ben olsaydım mesela, iktidar benim elimde olsaydı, o e, demin bahsettiğiniz örnek olan muhtarı muhtarlık görevini elinden alırdım. Çok netim yani bu konuda. Hani e, insanlara bu şekilde tehditte bulunan bir kamu görevlisiz, onlar kamu görevlisi sayılıyor değil mi? Devlet görevlisi sonuçta. E, cezasız kalmamalıdır. Bu kadar basit. Bu iş buradan başlar. Yani diğer insanların e, canına kastedeceğini söyleyen, onlara şiddet göstereceğini söyleyen ya da kendi doğruları çerçevesinde diğer insanları e, belirli bir davranışa zorlayacağını iddia eden insanlar varsa sizin devlet olarak bunları engellemeniz gerekir. Müsamaha gösteremezsiniz bunlara. Çünkü ona müsamaha gösterdiğinizde bugün bir kişidir o, yarın iki, sonra üç, sonra beş, sonra on beş olur. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim, sizin de o hatırlattığınız haberi, şoförlere verilecek Hı -hı. eğitim. Yani gerçekten çok iyi düşünmüşler. Çünkü sadece şoförler şiddet gösteriyor. Yani toplumun diğer kısmında hiçbir şey yok. Ee, tamam bir başlangıçtır, şeyi küçümsemek için söylemiyorum ama e, oradan başlamayacağız evden başlayacağız büyük ihtimalle. Kendi çocuklarımızın eğitiminden başlayacağız. Annemizin, babamızın, kardeşimizin, eşimizin eğitiminden başlayacağız. Ama kocadır döver de sevdik <laughs> İşte olmayacak yani öyle bir şey yaptığında devlet bunu çok şiddetli bir şekilde cezalandıracak ki aklınıza gelirse böyle bir şey yapmak. Hiç değilse <laughs> ceza korkusuyla bir kere daha düşüneceksiniz hiç değilse. Amacımız o değil tabi. Amacımız hani ceza var yapmayalım sağlamak değil. Ama bir kere daha düşünmesini sağlarsak hı hı. E, belki yeni Özgecanlar olmasını engelleyebiliriz. En azından sayısını azaltabiliriz. Şimdi bu hemen hemen her gün kanıksadığımız programın başında da siz söylediniz. Kanıksadığımız kadına şiddet olayları. Evet. Ee, öbür tarafta sadece kadına şiddet yok, erkeğe de şiddet var. İstatistik var. Erkeklerin birbirleriyle kavgası daha fazlaymış. Hı hı. E, oradaki ölümler daha fazlaymış diye bir istatistik görmüştüm. Şimdi ama meselemiz bir yandan da terör. İşte dedik ya başta tekrar başa dönmek evet. açısından. Eşit var. Canlı bomba yetiştiriyoruz. Evet de. PKK terörü var. Tahir Elçi'nin öldürülüşündeki görüntüler bence çok acı, Dehşet evet, verici. Evet, yani iki kişi böyle polislerin arasından koşa koşa geçip gidiyor evet. ve o arada Tahir Elçi öldürülüyor Üçüncü gün hala suikast mi değil mi bir belirsizlik, bir güvenlik zafiyeti duygusu var. Evet. Ankara saldırısında evet, da, evet, Ankara'nın evet. göbeğinde de patlayan o bombalarla ilgili bu duygu yaşanmıştı. Evet. Korku, yani iktidar korkusunun yanı sıra Devlete yönetene bir güvensizlik iklimi evet. de evet. oluşuyor. Şimdi öbür tarafta da canlı bomba üretiyoruz, eşit evet. var. Evet. Bir, bir garip iklim yani sürekli bir sarmal halinde gidiyor. Hani bunu e, kendimizden ve yönetenden e, bekleyeceğimiz bir şeyler olsa gerek herhalde, değil mi? Bu iklimi düzeltebilmek için. Şimdi e, söylediğiniz şey çok önemli. E, Hani Bir sürü olay var. Olayların failleriyle ilgili hala net bir şey yok. Ankara ile ilgili de yok. Tamam hı hı. bombayı koyanlar tespit edildi ve vesaire ama e, karanlık bir sürü nokta var. Oraya kadar nasıl geldiler kimse bilmiyor muydu vesaire. Bir sürü tartışma var. Burada insanları bu kadar terörize eden dehşete sürükleyen şey aslına bakarsanız sizin de belirttiğiniz gibi işte o belirsizlik. Yani devlet kendi kurumlarıyla bu tür olaylara müdahale etmede ve açıklamada geciktikçe ya da ihmal ettikçe öyle de diyebiliriz. O zaman sokaktaki insanın bu konuyla ilgili güveni sarsılıyor. Yani e, suçluların cezasız kalacağına dair inancı yükseliyor. Adalet duygusu kayboluyor. Yani biz hep eğitim, eğitim, eğitim dedik tamam eğitim çok önemli bir faktördür ama adaleti de küçümsemememiz lazım. Adalet bir toplum ayakta duran tutan diğer saç ayaklarından bir tanesi. Eğer adalete yönelik güven sarsılırsa ...olaylar yapanların yanına kar kalıyor düşüncesi hakim olmaya başlarsa... ...kişiler korkuda hisseder, devlete karşı güvensizlik de hisseder... ...ve bu korku güvensizlik büyüdükçe sadece o korkuya sahip olanları değil... ...herkesin başına bela olur, devletin de başına bela olur. Düşünsenize bir devlet var ve kimse ona güvenmiyor. Herhalde hiçbir devlet, hiçbir hükümet bu tür bir şeyi tercih etmeyecektir. Etmemelidir zaten. Yani... İnsanlar başı sıkıştığında, küçükken biz nasıl annemizin babamızın yanına gidiyorduk? Tamam ben hani devlet eşittir baba figüründen hoşlanmam ama yani bir sorunla karşılaştığımızda da şunu bilmem lazım. Yani bana yardımcı olabilecek bir yerde yaşıyorum ben. Hani burada bana yardımcı olabilecek kurumlar var, devlet var. Birisi bana zarar vermeye kalkarsa, o zarar vermeyi yakalayıp içeri alacak bir sistem var. Şimdi gitgide biz bu sisteme ait inancımızı kaybetmeye başladık Hı -hı. bu olaylar arttıkça. Hı -hı. Bu çok kötü bir gidiştir. Bu hakikaten çok kötü bir gidiştir. Çünkü bu kaybetmeye başladığında yavaş yavaş insanlar şeyleri de konuşmaya başlarlar. Acaba biz artık hani Amerika Birleşik Devletleri'nde de biraz olduğu gibi kendi güvenliğimizi kendimiz mi sağlasak? Yani ben insanların silah sahibi olma isteğine daha çok tanık oluyorum son bir yıldır güvenlik nedeniyle. Yani o kaygı, o kaygı nedeniyle birisine zarar vermek için değil ya da herhangi bir politik ideolojik duruş nedeniyle değil. Yani çok karışık günlerde geçiriyoruz. Ne zaman ne olacağı belli değil. Sizin söylediğiniz gibi bir tane değil bir sürü terör örgütü var. Cirit atıyor ortalıkta ve yolda yürü, yürüyor olmanız yaşayacağınızın garantisi değil. Acaba kendi hayatımı korumak için bir takım önlemler mi alayım diye insanlar endişe ediyor. Bir kısım insan bu coğrafya artık yaşanmaz oldu. Acaba başka bir ülkeye gidip orada mı yaşayayım diye düşünmeye başlıyor. Ve bunların sayıları artıyor. Bunların sayılarının artmasını devleti yönetenlerin düşünmesi lazım. Bu mutlaka çözüm bulunması gereken çok büyük bir sorundur. Bu herhangi bir partinin sorunu değildir, bu devletin sorunudur. Şimdi, Bunu çözmeniz lazım. E, şöyle bakalım bir de şimdi bölgemize Akdeniz'e savaş gemileri geliyor, hmm. vesaire Rusya Rus uçağını düşürdük, Rusya, Suriye'de bir şeyler yapıyor. mesele eşitte odaklanıyor. Eşi de yönelik bir toplu koalisyon oluşturduk evet, mücadele evet. ediyoruz. E, IŞİD'le e, bugün Obama'nın da sözleri yan, e, yansımış gazetelere. IŞİD'e bir ikmal hattı var Türkiye üzerinden. Petrol evet. ve savaşçı gidip geliyor. Evet Obama'nın açıklaması. Obama'nın evet, açıklaması. Evet. E, e, daha önce de çok şey, şey yazıldı çizildi. Ama şu var mesela birkaç tane il sayıldı. O illerden otobüsler dolusu insanlar gidip katılıyor IŞİD'e. Bu nasıl bir e, akım, nasıl bir akış, bir moda harekat mı? Hı hı. Anlayamadım gençlerde de böyle şöyle şöyle sakallar görmeye başladım mesela. Evet. Bir moda mı aynı zamanda? Bir emperyalizm düşmanlığına, emperyalizm karşıtlığına yönelik bir akım mı? Nasıl yorumlayacağız bunu? Şimdi katılanların tabii tam olarak niye katıldığını kestirmek çok güç. yani Cihatçı için... tabii yani temelde de. <laughs> yani temelde öyle ama yani tek motivasyon mesela din midir emin değilim. Bunun motivasyonların içerisinde mesela para ya da benzeri kazançlar var mıdır? Katılanların kişilikleriyle ilgili bir takım problemler söz konusu mudur? Bunları kestirmek çok güç. Ama yine şunu biliyoruz insanlık tarihinden. Hani en başta da söyledim ya. yani insanlar öfkeli liderlerden hoşlanıyor. Aslında bunun dayandığı bakış açısı şudur. Şiddet çekicidir. Yani şiddetten önce korkart, korkarsınız. Yani şiddet korku veren bir nesne haline dönüşür. Sonra o nesne yavaş yavaş sizi çeker. Şiddetten korunmanın yöntemlerinden bir tanesini şöyle kabul edebilirsiniz maalesef. O şiddet yaratan nesne neyse onun yakınında durmak, ona ait olmak, ondan birisi olmak sizi şiddetten koruyacakmış gibi görünmeye başlar. Biraz dünya görüşü olarak, politik olarak, ideolojik olarak da yakınsanız o şiddet yaratan gruba ...onun içerisine katılmanız çok sürpriz değildir açıkçası. Şimdi burada temel sebep şu insanların kendisini dünyada ne kadar değerli hissettiğinin önemli olduğunu söyler psikologlar. Öz saygı diyoruz biz buna. Öz saygıdan kastımız hakikaten benim ya da sizin kendinizi ne kadar değerli hissettiğiniz. Bunu yaparken de değerli hissediyorsanız şöyle bir garantiniz vardır... Mesela bir sene sonra ne yapacağınızı aşağı yukarı biliyorsunuzdur ya da planlarınız vardır. Hatta 10 yıl sonrası için de vardır. 20 yıl sonrası için de vardır. Çocuklarınız için vardır, arkadaşlarınız için vardır vesaire. Bunlar öz saygıyı besler. Siz dersiniz ki ben bu dünya üzerinde değerli bir varlığım, istediklerimi elde edebilecek güce, yeteneğe, yetkiye sahibim. Eğer bunlar elinizden alınmışsa, yani siz bir sene sonra ne yapacağınızı çok bilmiyorsanız, 10 yıl sonra ne yapacağınız konusunda hiçbir fikriniz yoksa, e, toplum size değer vermiyorsa, devlet size değer vermemişse, eğitim, sağlık, kültür vesaire gibi hizmetlerden zaten uzaksanız, size değer verdiğini söyleyen ve sizi onora eden bir terör örgütü örneğin, sizi çok rahat kendi şeyi içerisine alabilir. Çünkü bir tarafta size değer vermeyen bir toplum var, hı hı. İşiniz yok, paranız yok, eviniz yok, barkınız yok. Belki sizi seven pek kimse yok. Belki sizin de sevdiğiniz pek kimse yok. Böyle bir kişi terör örgütleri için mükemmel bir hedeftir. Çünkü terör örgütleri bu kişiye şunu söylüyor. Senin yaşadığın toplumda, o toprakta, köyde, mezrada, kasabada fark etmez. Kimse senin kim olduğunla ilgilenmiyor, kimse sana değer vermiyor. Ama bir kıymetli olacaksın. Evet, gel. ama <laughs> bizim yanımıza gelirsen sen kıymetli olacaksın. Biz seni el üstünde tutuyoruz. Yani sen önemli bir insan olacaksın. Bu yüzden çok ilginçtir. Terör örgütleri her ülkelerin orduları değildir. Ama buna rağmen bütün terör örgütlerin terör örgütlerinin üniforma merakı vardır. Hepsi bir üniforma giyerler. Çünkü bu sayede siz birincisi birey olmaktan uzaklaşırsınız. Bireysel kimliğiniz Hı -hı. kaybolur. Bir de üzerinize bir değer verilir. Yani evet ben bu grubun önemli ve değerli bir elemanıyım. Ölünce de kıymetli oluyor. Ölünce tabii, de zaten eğer buna, buna da inanıyorsanız o cihatçıysanız mesela. Ona da inanıyorsanız e, ve de din konusunda da bilgisizseniz özellikle daha iyi çalışır tabii ki. O kapana kısılmanız e, çok daha rahat olur. Halbuki genel olarak dinin size söylediği şey. Cihat büyük cihattır. Yani kendi nefsinize hakim olmaktır. Asıl hedef odur, asıl zor olan odur. Ama cihatçıların genelde peşinde koştukları şey küçük cihattır. Yani kendi inançlarını yayma isteğidir. Hmm. Büyüğünü yapamadıkları için küçüğünü yaparlar ya, ya da yapmaya çalışırlar ve genel olarak da kendisine güven olmayan, öz saygısı olmayan. Yaşça da küçük ve genç olanları toplarlar. Yani 45 yaşındaki birisini koda ikna edemezsiniz artık terör örgütüne girmesi için. E ama 16, 17, 18 yaşındakini ikna edersiniz. Hı hı. O delikan çağı. E yani evet tabii ergenliğin de getirdiği bir ben neyim, kimim, ne olacağım soruları var. Toplumdan istediği değeri almıyor. E, yaşadığı ortam zaten çok böyle e, umut verici bir ortamda değilse. O yüzden işte Orta Doğu'da bu kadar gelişiyor. Bu kadar çok gelişiyor. Tabi seyircilerimizin aklına şu da gelebilir. Ee, tamam hani Orta Doğu'da ya da buradaki fakir bölgelerde özellikle öyle şeyler oluyor olabilir. Ama diyecekler ki Avrupa'dan da gelenler var mesela. Yani bakıyorsunuz gencecik insanlar Avrupa'dan da işte karşı gidiyor. Mesela orada özür dilerim daha böyle bireysel, daha kişilik tabanlı nedenler arayabilirsiniz. Zaten sayıları daha az. Ee, onların farklı hikayeleri vardır büyük ihtimalle ama... Kitlesel katılım dediğiniz şey çoğunlukla Orta Doğu ya da o bölgedeki, o topraklarda oluyor. Ve o topraklarda zaten her gün maalesef ölüm var. Evet, Kendisini besleyen, koruma, bir besleyen bir ortam bir Besleyen bir ortam var. Ölüme zaten o kadar alışık ve o kadar doğal ki ölen tarafta olmaktansa öldüren tarafların birinde olmayı daha güvenli hissediyor olabilir. Evet. Maceracı yaklaşabilir. Avrupa'dan Yap, birileri evet, gelebilir Evet Evet, o ama, olabilir tabii. Ki Belçika'da bir mahalle mesela hani gündeme geldi eee e, bağlantılı olarak e, dolayısıyla hani onların nedenleri farklı Tarklı ama bizde kitlesel bir durum, bir duruş var. Çok teşekkür ediyoruz. Altını çizdiniz. Eğitim ve adalet diye noktayı koyalım değil mi? <laughs> evet, evet. Eğitim ve adalet. Eğitim önemli. ve adalet. Onun önemini vurguladık. Sevgili izleyiciler, saat başında tekrar karşınızda olacağız. Doğan Kökdemir'i uğurladıktan sonra ve sıcak haberlerin günün ilk gelişmelerine aktarmaya çalışacağız gazetelerdeki köşe yazılarının atmosferiyle beraber. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.